Şimdi başlayalım periyodik sistemle. Yeni ünitemizde geçmiş bulunmaktayız. Hayırlı olsun. Olsun. Şimdi periyodik sistem 18. yüzyılların başlarından itibaren bilim adamları tarafından keşfedilmeye başlamış. Yeni elementler keşfettikten sonra bakıyorlar ki bu elementlerin benzer ve farklı özellikleri var. Daha sonra gittikçe artan elementler çeşitlerini benzer özelliklerine göre gruplandırmaya başlıyorlar. Böylece elementlerin karıştırılması da kolaylaşıyor. Hem de daha kolay öğrenmesini sağlıyor. Yusuf, kamera açılsın. Mert. Şimdi periyodik sistemde geçmişten günümüzde birçok bilim adamı gelmiş ve bu bilim adamları periyodik sistemde birçok fayda sağlamışlar bize. Tamam mı? Zaten. Şimdi ilki Johann Döbereiner. Yani 1780-1849 yıllarında yaşamış bir adam. Bu çalışmayı Johann Döbereiner başlatıyor. Döbereiner benzer özellik gösteren elementlerden üçlü grup oluşturuyor. Yani bunlar lityum, sodyum ve potasyumun benzer özelliklere sahip olduğunu, bu nedenle de aynı grupta olmaları gerektiğini söylüyor. Yeni gelenler kameralar açılsın. Şimdi ilki Johann Döbereiner. Bunlar ezberlenecek, anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık hocam. Anlaştık hocam. Tamam. Şimdi diğeri Alexander. Alexander benzer özellik gösteren bazı element ve iyonları dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralamış. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu adamlar yeni elementler buluyorlar ya. Buldukları her elemente bakıyorlar mesela. İlk 8 elementten sonrası birbirlerine benzer olduğunu görüyorlar. Ve bunlara göre bir grup oluşturuyorlar, bir de periyot oluşturuyorlar. Tamam mı? Benzer elementler aynı grupta yer alsın gibi bir çalışmayı sergiliyorlar. Şimdi bunlar benzer özellik gösteren bazı element iyonları dikey sıralarda oluşacak şekilde sarmal olarak sıralamış. Alexander. Şimdi gelelim John Newland'a. Efendim? Hocam şimdi not alalım mı yoksa siz bizi açacak mısınız? Yok Mert'cim, ben sonra atacağım size. Tamam hocam. Tamam. Şimdi John Newland da elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamış. Ve oluşturduğu tabloyu müzik notalarına benzetmiş. Burası önemli, müzik notalarına benzetmeleri ve atom ağırlıklarına göre sıralamış olmaları önemlidir. Diyor ki ayrıca Newland az önce dediğim gibi ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark ediyor. 8 elementten sonra işte 9. element de diyor ki bu mesela işte bu daha önce bildiğim bir elemente benziyor. O yüzden bunu bununla aynı gruba koyayım. Buna göre değerlendirme yapıyorlar. Daha sonra Henri Moseley. Günümüzdeki periyodik tablonun temelini atan ilk insan Henri Moseley oluyor. Elementleri atom numaralarına göre sıralandırıyor. Tamam mı? Atom numarası aynı zamanda parantez içinde vermişlerse proton sayısı. Proton. Evet. Şimdi Dmitri Ivanoviç Mendeleyev. Mendeleyev'i duymuşsunuzdur. Mendeleyev elementleri atom ağırlıklarına göre sıralıyor. Tamam mı? Şimdi gelelim buraya. Periyodik sistem nasıl oluşmuş? Dmitri Mendeleyev ve Lothar Mayer birbirlerinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırıyorlar ve periyodik tabloyu oluşturuyorlar. Biri elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralandırırken Mendeleyev atom ağırlığını kullanarak sıralamayı yapıyor. Aynı zamanda Mendeleyev oluşturduğu çizelgede elementlerin düzenli olarak tekrarlanan özellikler gösterdiğini fark ediyor. Mendeleyev'in yaptığı sıralama günümüzde de kullanılan elementlerin sınıflandırmasına yakın bir sıralamadır. Şimdi bunun dışında birisi daha var. Onun ismini de atıyorum. Slide'a koymadım. Periyodik tabloda göstereceğim. Lantanitler, aktinitler dediğimiz iki tane kısım var. Periyodik tablonun alt kısmında. Bunlar da şurada gördüğünüz gibi lantanitler ve aktinitler. Bunu da diğer bir bilim adamı yani periyodik tablo oluşturduktan sonra lantanitler ve aktinitleri buluyor ve bunun da isimlerini o adam veriyor. Anlaştık mı? Şimdi gelelim periyodik Hocam, bir tabloya. şey söyleyeceğim. Hı. Periyodik hepsini mi Hocam burada ezberlememiz gördüğünüz lazım? hepsini ezber. Şöyle periyodik cetvelde. Yoksa bir yere kadar. Şöyle bakın.
İlk 20 elementi bilmeniz gerekiyor. Genelde ilk 20 element çıkıyor. Öyle ya bu 7. sınıfta vardı bu konu. Evet, evet biliyorum. Şimdi ilk 20 elementi zaten bildiğinizi... 7. değil, 100 tane mi öğrendik? Bunların 100 tanesini birden ezberleyebileceğinizi zannetmiyorum zaten. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey istemeyiz sizden. Dediğim gibi genelde size ilk 20 tane element çıkar, tamam mı? Şimdi bunlardan ziyade biz öğrenmeye bakalım konuyu. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Şimdi başlayalım. Periyodik sisteme bakalım. Periyodik cetvelimde grupları 1, 2, 3, 4 diye numaralandırmış. Gördünüz mü? Evet. Evet. Grup 1'in bir kısım dikey sütunlar oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela 1A grubu, 2A grubu, 5A grubu, 6A grubu dediğimiz, bu grup dediğimiz kısımlar dikey sütunlar oluyor. 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 ile başlayan yatay sütunlar ise periyot ismini alıyor. Şimdi kaç tane periyodum var? 7 tane periyodum var değil mi periyodik sistemde? Evet hocam. Sana sorabilir. Şimdi periyodik sistemde periyodum 7 tanedir. Şimdi bu 1A grubu elementler, 2A grubu elementler, 7A ve 8A grubu elementlerin özel adları vardır. Bunları ilerleyen slaytlarımızda göreceğiz ama yine tekrar edeyim. 1A grubu elementler alkali metallerdir. 2A grubu elementler toprak alkali metallerdir. 7A halojenler, 8A da soy gazları olarak adlandırılır. Anlaştık mı buraya kadar? Herhangi bir sıkıntı var mı? Anlaştık. Hayır yok. Anlaştık. Efendim? Ben yeni girdim de bir üstünden geçebilir misiniz acaba? Anlamadım. Hocam en baştan anlatabilir misiniz? Ben eve yeni geldim. Anlatayım. Şimdi periyodik cetvelden mi bahsedelim Ela? Evet hocam ne olduğundan. Tamam. Şimdi periyodik cetvelimizi az önce söylediğim gibi birçok bilim adamı periyodik cetvelin oluşmasına katkı sağlamışlar değil mi? Şimdi periyodik cetveli bize oluşturmuşlar. Bu oluşan periyodik cetvelde grup dediğimiz dikey sütunlar ve periyot dediğimiz yatay sütunlardan oluşuyorlar. 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu, 5A grubu diye böyle devam ediyor. Arada da neler var? B grubu var. Bak 1A, 2A, 3B, 4B diye devam ediyor farkındaysanız. 1, 2A grubu elementler, ortası B grubu elementleri, sonra 3A, 4A, 5A diye devam ediyor burası. Yani 1 hidrojen, 2 helyum, 3 lityum, 4 berilyum, 5 bor. Bunların isimlerini biliyorsunuz değil mi? Evet. Tamam o zaman. Bir sıkıntı yok. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum. Hı-hı. Evet. Aynı azot, karbon. Bu konuyu da görmüştük. Hı-hı. Ne azot mu oluyor hocam? Argon. Şimdi... Aluminyum. Aşağıda gördüğünüz alkali metaller, toprak alkali metaller, halojenler ve soy gazlar dediğimiz kısımlar. Alkali metaller 1A grubu elementleri, toprak alkali metaller 2A grubu elementleri, 7A grubu elementler halojenler, 8A grubu da soy gazlar olarak adlandırılıyor. Tamam mı? Şimdi bu elementler metaller, bitiş metalleri ya da ametaller olarak adlandırılıyorlar. Şimdi 7 tane periyodumuzun olduğunu biliyorsunuz. Gruplarımızı da söyledik. Geçiyorum. Geçebilirsiniz. Periyodik tablo, periyodik cetvel ya da periyodik sistem. Hepsi geçiyor. Şimdi diyor ki elementler atom numaralarına göre sıralandıklarında yani 1, 2, 3, 4 diye mi sıralanıyor? Diyor ki bazı özelliklerin periyotlar halinde tekrar etmektedir. Periyodik tabloda benzer özellikler alt alta sıralanır. Yani benzer özellik gösterenler aynı gruba konulur. Değil mi? Evet. Şimdi periyot, yatay sütunlara periyot denir ve 7 tane periyodum vardır. Grup dediğimizde dikey sütunlara grup denir ve 18 grup vardır. 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubudur. Geçiyorum. Şimdi periyodik cetvelde grupların özellikleri. Şimdi gruplar dikey sütunlar mıydı, yatay sütunlar mıydı? Yatay. Yok hocam dikey. Dikey olması lazım. Yatay olanlar periyottu. Dikey olanlar gruptu. Şimdi grupların özelliklerine bakalım. Diyor ki aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri. Yani sertliği, parlaklığı, iletkenliği,
reaksiyona girme isteği ve benzeri şeyler genellikle benzerdir. Çünkü aynı gruptalardan. Şimdi aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe bakalım neleri azalıp neleri artıyormuş. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru gittikçe atom numarası artar, kütle numarası artar. Hemen göstereceğim size. Bak, 1A grubuna bak. Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum diye devam ediyor. 1 iken 3 olmuş, 3 iken 11 olmuş, 11 iken 19 olmuş. Ne olmuş? Atom numarası artmış, gördünüz mü? Evet. Atom numarası ile birlikte kütle numarası da artmış. Şimdi metalik özellik artar. Metalik özellik neydi arkadaşlar? Neydi hocam? Hatırlayamadım. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Metalik özellik dediğimiz kısım elektron verme eğiliminde olanlar mıydı? Evet. Son katmanındaki elektronunu vermek isteyenler metalik özellik gösteriyorlardı. Ametalik özellik gösterenler de elektron almaya yatkın olanlar. Ametalik özellik azalır demiş. Çünkü metalik özelliğim artıyor zaten. İraç. Şimdi elektron verme isteği artar dedik. Çünkü metalik özellik artar dedik. Elektron alma isteği azalır. Ametalik özellik azalır. 3, 4, 5, 6 maddeleri birbirleriyle bağlantılı zaten. Metalik özellik arttığına göre elektron verme isteği de artıyor. Ametalik özellik azaldığına göre elektron alma isteği de azalıyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi atom çapı büyür, bazlık özelliği artar. Şimdi tekrar edelim periyodik cetvelle grupların özelliklerini. Şimdi gruplarda yukarıdan aşağıya doğru indikçe atom numarası artıyordu. Yine bakalım. Hidrojen 1 iken lityum 3, sodyum 11, potasyum 19 böyle devam mı ediyor artarak? Evet. Atom numarası artıyor, kütle numarası da artıyor aynı şekilde. Metalik özellik artar, elektron verme isteği artıyor. Ametalik özellik azalır. Ametalik özellik dediğimiz kısımda elektron alma isteğidir. Bunlar elektron almak yerine elektron vermek istiyorlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Bazlık özelliği artar dedik. Şimdi geçelim, bazı grupların özel isimleri vardır. Bunları az önce söyledim. Tekrar edelim yine. 1A grubu alkali metaller. 2A grubu toprak alkali metaller. 7A grubu halojenler. 2A grubu da soy gazlar olarak adlandırılıyor. Geçelim. Şimdi periyodik cetvelle periyotların özellikleri. Tabii. Ders bitince çıkmıyorsunuz, duydunuz mu? Tamam, duydum. Tamam. Şimdi grup dediğimiz kısımlar dikey sütunlarda. Periyot dediğimiz kısımsa yatay sütunlarda, değil mi? Evet. Şimdi, evet. Yukarıdan aşağıya doğru ne oluyor diye bakmıştık. Periyotlarda da soldan sağa doğru gidildikçe ne oluyor diye bakacağız. Şöyle göstereyim hemen size. Şimdi bak buraya. Periyot dediğimiz kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye numaralandırılmış yerler mi? Evet. Bak şimdi diyor ki burada bana soldan yani hidrojenden helyuma doğru gittikçe ne oluyor? Ya da lityumdan bora, karbona, azota gittikçe ne oluyor diye bakacağız. Tamam mı? Tamam. Gelelim. Tamammış. Efendim? Kameralar kapatılmadı değil mi bu arada? Hayır. Hayır. Benimki kapalı değil hocam. Kapatanlar açsın. Görüyorum ben buradan. Şimdi periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe diye bakıyoruz. Atom numarası artar. Göstereyim hemen tabloda. 1, 2 olmuş. 3, 4'tü. 5, 6, 7, 8, 9 diye devam ediyor. Artmış mı yine? Evet. Artmış. Soldan sağa doğru gidildikçe evet, artıyor. Pardon. Kütle numarası da artar dedik. Gruplarda da yukarı... Hocam bende ekran gözükmüyor şu an. Şerefsiz kendi niye yapmıyormuş? Hocam bende şu an ekran gözükmüyor. Çıkayım tekrar gireyim mi? Hemen. Tamam. Diğerlerinde gözüküyor mu? Evet hocam. Evet hocam. Bende gözüküyor. Evet hocam gözüküyor. Hocam kaç dersimiz olacak? Bugün iki dersimiz olacak inşallah. Tamam. Şimdi devam edelim. Tamam hocam. Niye hocam iki ders ya? Üç ders yapıyorduk hep. Bugün iki ders yapacağız Mert.
Hocam matematikten de ders var değil mi? Evet. Evet Çekrem. Şimdi devam edelim. Atom numarası artar, kütle numarası artar dedi. Metalik özellik azalır, ametalik özellik artar. Gruplarla periyotların ne özellikleri farklı gördünüz mü? Evet. Gruplarla evet. Metalik özellik artarken periyotlarda ametalik özellik artar. Evet. Şimdi metal elektron verme isteğiydi. Ametal elektron alma isteği. Elektron verme özelliği azalır. Elektron alma özelliği artar. Atom çapı küçülür. Asitlik özelliği artar. Gruplarda bazlık özelliği artar da periyotlarda asitlik özelliği artar. İyonlaşma enerjisi büyür. Elektronegatiflik büyür. Bunlar ezberlenecek arkadaşlar, tamam mı? Hem yazıyorsunuz bunlara hem de ezberlenecek. Tamam. Hocam biraz önce gösterdiğiniz bir sürü hani 100 tane şey vardı, onların ilk 20'sini ezberleyeceğiz değil mi? Evet. Evet Nisan Aslı. Şimdi gruplara, periyotlara baktık. Metallerin özelliklerine bakalım. Şimdi günlük hayatta da sıkça karşılaştığımız demir, bakır, gümüş, altın, alüminyum gibi elementler metallere örnektir. Metallerin genel özellikleri nasılmış bakalım. Genellikle periyodik sistemi sol tarafına yer alırlar. Hemen göstereyim size. Periyodik sistemin şu kısmında hidrojen, lityum, sodyum ya da berilyum, magnezyum gibi kısmında, sol kısmında yer alırlar demiş. Tamam mı metaller? Hocam metalleri nasıl anlıyoruz hani o şeyde? Anlatacağım Nisan Nazcığım. Metal olup olmadığını nasıl anlıyoruz değil mi? Tamam. Evet hocam. Elektron dizilimine bakarak anlatacağım şimdi. Elektron dizilimine bakarak yapıyoruz bu arada. Şimdi oda koşullarında civa hariç katı haldedirler. Metaller oda koşullarında civa hariç katı haldelermiş. Civa oda koşullarında sıvıdır. Civa istisnası dışında metaller katı halde bulunuyorlar. Parlaktırlar, ışığı yansıtırlar, sert veya yumuşak olabilirler. Sert olan metal, yumuşak olanı çizer demiş. Metaller katı mıydı? Evet. Evet. Hangi istisnası dışında? Civa har. Civa. Civa istisnası dışında. Tamam. Şimdi metallerin özelliklerini söyleyelim. Ter ve lev haline getirebilirler. Toz haline de getirebilirler. Esnektirler. Eğilip bükülebilirler. Bakın bunlar testlerde çıkıyor, haberiniz olsun. Tamam mı? Tamam hocam. İletkenlerini elektrik ve ısıyı iletirler. Elektron vermeye yatkındırlar. Metaller elektron verme özelliği gösterirler demiştim size. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Bak. Başka bir renk alayım. Burası önemli, tamam mı? Tamam. Burası önemli. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Ama metaller oluşturabilir değil mi? Ametallerle bileşik oluşturabilirler. Burası en önemli kısmı, tamam mı? Metallerin özelliklerini. Kendi aralarını bileşiklerken ametallerle bileşik oluşturabilirler. Devam edelim. Kendi aralarında alaşım, yani metal metal karışımı oluştururlar. Bak bileşik oluşturamazlar ama kendi aralarında. Evet Hatice not alıyor. Aferin Hatice. Şimdi devam edelim. Ametallerin özelliklerine gelelim. Ametaller, bilinen elementlerin 17 tanesi ametaldir. Hidrojen, oksijen, karbon, iyot, azot, klor en yaygın ametallere örnek verilebilir. Ametallerin genel özellikleri aşağıdaki gibidir. Bak, hidrojen, oksijen, karbon, iyot, azot, klor en yaygın ametallermiş. Şimdi kameralar kapanmasın bu arada. Ametallerin genel özelliklerine bakalım. Periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar. Doğada katı sıvı gaz halde bulunabilirler. Metaller civa dışında katı halde bulunurlarken ametaller doğada katı sıvı gaz halde bulunabilirler. Mattır, parlak değildir, ışığı iyi yansıtamaz. Çoğu yalıtkandır, ısı ve elektriği iletmez. Burası önemli arkadaşlar, ısı ve elektriği iyi iletmez. Esnek değildir, kırılgandır, ter ve levha haline getirilemez. Metallerle ametaller birbirinden farklı farkındaysanız. Metaller... Hocam nasıl kırılgandır? Bak. Niso. Tel ve levha haline getirilebilir dedik.
Ama ametallerde böyle bir durum söz konusu değil. Serveli haline getiremiyorlar. Çünkü katı, sıvı gaz halde bulunabiliyorlar. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam. Elektron almaya yatkındırlar. Ametal oldukları için elektron almaya yatkındırlar. Kendi aralarına bak. Kovalent bağlı, metallerle de iyonik bağlı bir ilişki oluştururlar. Burası da önemli. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Şimdi ametaller kendi aralarında bağ oluştururken kovalent bağ şeklinde, metallerle iyonik bağ şeklinde bir ilişki oluştururlar. Devam edelim. Şimdi gelelim yarı metallere. Metal gördük, ametal gördük, yarı metaller. Hocam sesiniz dondu ben. İyi geliyor mu sesim şu anda? Şu an geliyor hocam. Tamam. Yarı metaller, bilinen elementlerin 8 tanesi yarı metaldir. Yarı metallerin bazı özellikleri metallere, bazı özellikleri ametallere benzemektedir. İkisinin ortasında gibi düşünün. Şimdi bor, silisyum, antimon, germanyum gibi elementler yarı metallere örnektir. Yarı metallerin genel özellikleri aşağıdaki gibidir. Bakalım. Metallerle ametallerin birleştiği yerde bulunurlar. Oda koşullarında katı halde bulunurlar. Metaller gibi oda koşullarında katı haldedirler. Metaller oda koşullarında katı halde miydi? Evet. Cevap hariç. Tamam. Bunun altını çizeyim ya. Şimdi parlak veya mat olabilirler. Elektrik ısı iletkenlikleri metallerden kötü, ametallerden iyidir. İkisinin ortasında demiştik. Metallerden kötü ama metallerden iyi bir elektriği ve ısıyı iletmesi söz konusu. Servele haline de getirebiliyorlar aynı zamanda. Sıcaklık yükseldiğinde elektrik iletkenlikleri artar. Şimdi metaller, ametaller ve yarı metallerde anlamadığınız bir nokta var mı arkadaşlar? Hayır yok. Tekrar etmek mi istediğiniz? Hocam ben hocam, yarı metalde biraz tekrar eder misiniz? Tamam. Şimdi metallere bakalım. Metaller tel ve levha haline getirilebilirler. Toz haline gelebilirler. Esnektir, eğilip bükülebilir. Zaten tel ve levha haline getirebilir dedik. İletkendirler, elektrik ve ısıyı iyi iletirler. Ne oluyor ya? Bir saniye. Bozuldu. Bozuldu. Yani hocam metaller daha mı kullanışlıdır? Yani metallerden çıktı. Kullanışlı da diyemem ama şöyle diyebilirim. Tel ve levha haline getirebiliyorlar sonuçta. Yani neye göre dediğine bağlı, anladın mı? O metallere göre daha kullanışlıdır diyebilirsin. Çünkü tel ve levha haline getirilebiliyorlar. Evet, tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elektron vermeye yatkındırlar dedik. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Süremiz az kaldı. O metallerle İyonik bağlı bir ilişki oluştururlar. Ametallerle iyonik bağlı bir ilişki oluştururlar. Kendi aralarında da metal-metal karışımı oluştururlar. Metaller bu kadar. Gelelim ametallere. Hidrojen, oksijen, karbon, iyot, azot gibi yaygın ametaller örnek verilebilir. Periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar. Doğada katı sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Mattır, parlak değildir, ışığı iyi yansıtamaz. Çoğu yalıtkandır. Isı ve elektriği iyi iletemezler. Tel ve levha haline getirilemezler, esnek değildirler, elektron almaya yatkındırlar, kendi aralarında kovalent bağlı, metallerle de iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Şimdi yarı metallere gelelim. Yarı metaller, metallerle ametaller arasında kalmıştırlar. Oda koşullarına katı halde bulunurlar. Bazı özellikleri metallere benziyor, bazı özellikleri ametallere benziyor. Parlak veya mat olabilirler. Elektrik ve ısı iletkenlikleri metallerden kötü, ametallerden iyidir. Servele haline getirilebilir. Elektrik iletkenlikleri sıcaklık yükseldikçe artar. Şimdi gelelim 1A grubuna. Periyodik tablonun 1A grubundaki elementler hidrojen hariç bakın. Alkali metalleri olarak adlandırılır. Lityum, sodyum ve potasyum karşılaşılan alkali metallerdir. Hani size 20 tane elementi ezberleyin demiştim ya. Evet. Evet. Bunların arasında lityum, sodyum ve potasyum da var arkadaşlar. Farkındaysanız sık karşılaşılan alkali metallerdir denir. Genelde sorularda bunlardan çıkıyor zaten. Şimdi alkali metaller, yani 1A grubu metalleri son yörüngelerinde bir elektron bulundururlar.
Şimdi bunun nasıl olduğunu size söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Bileşiklerin artı bir yüklü iyon oluştururlar. Metaller elektron verme eğilimindedir dedim. Artı bir yüklü iyon oluştururlar. Yani artı bir yükünü vermek isteyecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Doğada saf halde yer almazlar. Gelelim 2A grubu toprak alkali metallere. Şimdi periyodik tablonun 2A grubundaki elementler. Toprak alkali metalleri olarak adlandırılır. Magnezyum, kalsiyum ve baryum sıkça karşılaşılan toprak alkali metallerdir. Son yörüngelerinde 2 elektron bulunur. Bileşiklerinde artı 2 yüklü iyon oluştururlar, yani katyon oluştururlar. Şimdi 1A grubu ve 2A grubu metal miydi, ametal miydi? Metal. Metalde. Metallerin metal. Metallerin ne gibi bir özelliği vardı? Elektron verme iletken metalleri alabiliyordu. Mattır, parlak değildi, ışığı yansıyamazdı. Tamam. Şimdi şöyle metallerin özelliğinden bahsediyorum ben. Şu özelliğinden. Elektron vermeye mi yatkınlardı, elektron almaya mı? Vermeye. Elektron vermeye yatkındırlar. Çok güzel. Elektron vermeye yatkın oldukları için son yörüngelerindeki 2 elektronu başka bir elemente vermek istiyorlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Gelelim 7A grubu halojenlere. 7A grubu halojenler olarak adlandırılır. Klor, brom ve iyot sıkça karşılaşan halojenler. Halojenlerin tamamı ametaldir. Yani ne yapacak bunlar? Elektron alma istekleri var. Son yörüngelerinde 7 elektron bulunur. 7A grubu oldukları için son yörüngelerinde 7 elektron bulunur. Bileşikleri -1 yüklü iyon. Bak, metallerde 1A ve 2 grubunda katyondu ya. Evet. Hocam. Bunlarda neymiş? Anyon. Anyon. O zaman -1 yüklü olanlar, yani eksi yüklü olanlar anyon, artı yüklü olanlar katyon diyebilir miyiz? Evet. Evet. Tamam. Şimdi doğada iki atomlu moleküller şeklinde bulunurlar. Halojenler F2, Cr2, Br2, I2 şeklinde gösterilir. Geçiyorum. Şimdi gelelim soy gazlara. 8A grubu. Periyodik tablonun 8A grubundaki elementler soy gazları olarak adlandırılır. Periyodik tabloyu göstermemi ister misiniz? Efendim? Bilirsiniz hocam. Tamam. Gelelim. Şimdi 1A grubu elementler alkali metaller, 2A grubu elementler toprak alkali metaller. Gelelim 7A grubuna. 7A grubu elementler halojenler, 8A grubu elementler de soy gazlar. Şimdi gördünüz mü? Bahsettiğimiz özellikler bunlar. Evet. 1A grubuna ait, bu 2A grubuna ait. Şekilde olmuyor ama. Bu 2A grubuna ait. Anlaştık mı buradan? Bahsettiğimiz kısımlar bunlar. Soy gazlara geldik. Hocam ben nasıl anlaşıldığını merak ediyorum. Nisanacığım şöyle bakayım. Onlar da var. Onları da göstereceğim, tamam mı? Bak. Elektron dizilişi dediğimiz kısımda var. Tamam mı? Burada anlatacağım ben. Şimdi süremiz az kaldı arkadaşlar. Çıkmayın ama yoklamayı alacağız. Tamam mı? Bir sonraki... Tamam hocam. Tamam hocam. Çıkmayın. Burak hocam. Şimdi bakalım kim var kim yok. Kaç kişiyiz? Yoklama alınacak da. Ders bitiyor da.
Tamam, siz şuradan şuna bak sen ders tutuyorsa. Şuna. Bekleyin. Birkaç kere Volga. Aşağı in. Tamam. Bir sonraki ders devam edeceğiz. Anlaştık mı? Linki gönderdiğim zaman hemen girin. Vakit tamam, hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam hocam.